İnsan beyni hangi durumlarda kafasına göre takılır? Beyin insanın istemediği şeyleri de yapar ya da yaptırır mı? Arkadaşım beynin kafasını gösterebilirse ben de ona göre bir cevap veririm ama beyin kafasına göre şimdi böyle işte bak ben nedir sorusu konuştuk ya biraz önce. Beynin kafasına göre dediğim şey kimin kafasına göre? Tabii orayı tırnak içerisine almış kafasına göre. Şimdi muhtemelen Agah'la o topa gireceğiz biz birazdan da ben kısaca bizim sinir biliminde çok sevilen, benim de çok yakın olduğum bir şeyi kısaca özetleyeyim. Bu duygular, düşünceler, tepkiler, yani davranışlar arasındaki ilişkiye dair. Bizim şimdi biraz önce Agah dedi ya işte duygular bir şey oldu hani mantık bunun neresinde diye. Şimdi mantık dediğimiz meleke zaten kelime olarak da nutuk kelimesinden geliyor. Dile dökülebilen kuralları ya o kurallara uygun davranabilen ya da içerik üretebilen bir zihinsel kısmımız. Aslında dünyada çok basit sorunların çözümü için kullandığımız küçük bir alet mantık. Öyle çok mesela işte aşk meşk işlerinde hiç mantık çalışmaz. Orada bir faydası olmaz onun. Fakat bu zihinsel donanımın içerisinde duygular ve düşünceler ve inançlar gibi bir hiyerarşik sistem hangisi hangisini doğruyu hep bu soruyor. Şimdi bizim açımızdan ki ben de şimdi onu sor. kognitif, bu muhtemelen oraya geleceğiz diye ben açılışını yapayım en azından. Kognitif ya da bilişsel teorilerin çoğuna göre şöyle bir sistem var. İşte benim şu anda sesim çıkıyor burada bir takım görüntüler var. Bunlar duyulardan geliyor ya. Beynimize çıkıyor bu bilgiler bir şekilde. Arada çok basamak var ama özetleyeyim. Beynin en üst katmanlarında bizim düşünsel ve bilinçli olarak algılayan bölümlerimiz var. Tabii bunu çoğu bilinç dışı ile alakalı olarak çalışıyor ama burası bilgiyi aldığı zaman şöyle bir şey yapıyor. Etiketliyor. Aldığı verileri hemen bir işliyor ve onların ne anlama geldiğini etiketliyor. Mesela işte birisi benim tipimde bir şeyi sevmiyor ya da seviyor diyelim. O veriyi aldığında eğer o şeyi seviyorsa onu güzel olarak işaretliyor. Aynı veriyi bir başkası oluyor, kötü olarak işaretliyor. Şimdi bu iyi kötü, olumsuz olumsuz, işte tehlikeli ya da güvenli diye etiketlenen veriler daha sonra beynin alt kısımlarındaki bizim limbik sistem dediğimiz alanlara gidiyor. Orada uygun duyguların üretilmesi için üst makamlardan gelen rapor olarak kullanılıyor. Bunlar alıyor diyor ki yukarıdan gelen rapora göre şu anda öfkelenmemiz gerekiyor, şu anda bilmem ne yapmamız gerekiyor falan diye bir takım duygular oluşturuyorlar. Bu duygularda aynı anda hem hemen yanındaki hipotalamus dediğimiz bir orkestra şefi var. Bütün hormonları coşturan bir yerdir. Yani her şeyi neredeyse o yönetir vücutta. Bizim bilincimizin dışında olan. İmmün sistemimize, bağışıklık sistemimize kadar inen bir sürü reaksiyon tetikler. Bir de bir şey yapar. Beynin üst katmanına der ki Haşmet Mahapları gelen rapora göre biz şöyle bir takım kararlar verdik. Şöyle bir takım duygular oluşturduk. Buyurun. Biz de bilişsel olarak deriz ki sinirden çatlayacağım şu anda falan. Onu O dersin cümle bilişsel buradan geliyor olarak yani. sen bir de bedenden de şey gelir. Bu arada beden geriliyor, meriliyor ya mesela öfke durumunda. O bilgiyi de alırız ve bir duygulanım diye bir şey koyarız mesela ortaya. Şimdi burada benim baktığım yerden ilgilendiren bir şey var. Ve gördüğüm kadarıyla mesela bilişsel davranışçı terapi falan gibi ekollerin de biraz sıklıkla kullandığı bir yöntem. Zihinsel inanç kalıplarını ve düşünce biçimlerini yani değerlendirme filtrelerini değiştirdiğinizde aynı durumlara ürettiğiniz duygusal tepkileri dönüştürebiliyorsunuz. Yani sizin dünyaya bakışınız, veriyi aldığınızda onu analiz etmenizde kullanılan o inanç kalıpları dönüştüğünde sizin duygularınız da dönüşüyor. Yani bir yerde dünyaya dair inanç ve yargılarınız sizin hangi tür duyguları yaratacağınızı da belirliyor. Bu durumda acaba o mu sizi öfkelendiriyor, siz mi ona karşı kendinizde öfke yaratmayı bir araç olarak kullanıyorsunuz? İşte burası bence biraz zurnanın zırt dediği yer. Bu her zaman tek yönlü böyle işlemiyor muhtemelen. Mesela primordial, doğuştan getirdiğimiz evrimsel bazı duygularımız var. Yaşamsal korku bunlardan muhtemelen bir tanesi. O korku hep var. Yer sarsıldığında hissettiğimiz şey o. Ve o yüzden bizde bir takım davranışlar otomatik tetikliyor. Bunun için bir inanç düşünceye ihtiyaç yok. Ama ideolojik, estetik, efendim kavramsal bir sürü inançlarımız ve anlatılarımız var. Ve bunlar şu anda benim söylediklerimin milyonlarca farklı zihinde milyonlarca farklı şekilde duyulmasına ve işlenmesine sebep oluyor. Bir sürü farklı duygular üretiliyor. Bu farklı duygular farklı davranışlar yaratıyor. Benim demem o ki denemesi bedava. Ben hayatımda bunu yani ondan fazla kez deneyimlemiş bir insanım yarı bilinçli olarak. Herhangi bir şeye karşı inancınız değiştiğinde o şeye karşı duygunuz değişiyor. Dün çok kötü olduğunu düşündüğünüz ve sizi belki tiksindiren bir şey muhabbet vesilesi olabiliyor. Ve ben yıllar sonra bunu bizim kültürdeki hoşgörü kavramının böyle bir şeyi öğütlediğini düşünmeye başladım. Kötü gördüğünüz bir şeydeki hoşluğu görebilmeyi becerirseniz, o kötü zannettiğiniz şeyin aslında hoş tarafını görebilmeye
bence hoşgörü. O tolerans ya da tahammül değildir. Hakikaten hoşluğunu görebilmek için de bir zihin eğitimi gerektiğini düşünüyorum. Mesela benim baktığım açıdan, birçok psikolog arkadaşım tabii bu kadar basit bir şemaya katılmıyor. Bu benim dediğim gibi bilişsel bilimlerde genellikle tercih edilen bir açıklama biçimi. Birçok başka teoriler olmasına rağmen demin Agah'ın belirttiği teoriler gibi bunlar hepsi konunun başka veçelerini açıklamakla da ilgili katkı yapıyorlar. Ama temelde her bir insan sadece şu modeli oturup kendisi için bir düşünse bunun bazı durumlarda çok büyük hakikatinin olduğunu görecek. Benim son yıllarımda en çok mesai harcadığım iş kendimle ilgili bu. İnanç kalıplarımı değiştirdim, dertlerimin çoğu bitiyor. Yani ister konu gönül ilişkisi, ister dolar kuru, isterse gelecek planlarınız olsun, zihinsel kalıplarınızı değiştirmek her şeyi çok değiştiriyor.